Kıymetli Usta TV izleyicileri, İrfan İklimi Özel'e hoş geldiniz. Bugün İrfan İklimi Özel'de Malatya'mızda bir programdan ötürü bulunan kıymetli ilim ve fikir adamlarımızdan değerli alimimiz Nurettin Yıldız hocamıza bir söyleşi yapacağız. Nurettin Yıldız hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Sağ hoş olun. Geldin hocam. Hoş İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Evet Nurettin Yıldız hocam. Normalde bizim İrfan İklimi Perşembe akşamları yayınlanıyor ama sizin gibi bir değerimizi bulunca böyle bir özel programı yaptık. Kısaca bir sizi tanıyabilir miyiz? Nurettin Yıldız, Trabzon of doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Evet hocam. Hilmi Yıldız isimli babamın oğluyum ve talebesiyim. Eyvallah. Maşallah. Çalışmalarımın temelinde Kur'an-ı Kerim ve diğer fıkıh, Arapça bilgilerimi babamdan okudum. Daha sonra Mekke Üniversitesi usulü fıkıh bölümünü bitirdim. Evet. Şu anda İstanbul'da Bayrampaşa semtinde İnşallah Allah Teala'nın kabul edeceği işler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu arada Nurettin hocam siz de bizim de tacibimizi çeken bir özelliğiniz hem gelenekten hem de modern eğitimi de tabiri caizse almış olmanız. Yani Emin Saraç Hoca Efendi'den ve işte bir icazetiniz var. Aynı zamanda da ilahiyat bir üniversite mezunusunuz. Bu bağlamda da bir müsaadeniz olursa... İlahiyat değil. Şeriat Fakültesi mezunuyum. Evet, düzeltelim şöyle, o zaman. Evet, Nurettin Hocam. Evet. Ama modern tedrisat değil mi? Bilmiyorum içeriğinden mi onların, Nurettin Hocam? Siz tabii modernlikle kastınız yani medresenin dışındaki görüntü ise evet. Öyle tabii. Üniversitelerde genel standart var ama benim mezun olduğum fakülte Şeriat Fakültesi, usulü fıkıh bölümü. Evet. Peki Nurettin Hocam, müsaadeniz olursa... Kelamül kibar, kibarül kelam derler eskiler. Büyüklerin sözüyle, Hazreti Peygamber'in bir hadisiyle girelim. Müsaadeniz olursa. Estağfurullah. Malumunuz, Sahih-i Müslim'in tahric ettiği bir hadis. İnne hezel ilme dinun. Hiç şüphesiz bu ilim dindir. Fenzuru ammen te'huzune dinekum buyuruyor. Öyleyse dininizi yani ilmi aldığınız kişilere dikkat edin, iyice bakın. Bu anlamda malumunuz zahir zamandayız. O kavram da tartışılır ama görüyorsunuz televizyonlar ve medyanın da gelişmesiyle aynı sıfata hais hocalar bilene birini nak dediğine biri kara diyor. Bu şeyi bu tabiri caizse çıkmazdan nasıl kurtulacağız? Biz ilmimizi ve dinimizi kimden ve nasıl alacağız? Şimdi bu yani dinimizi nasıl öğreneceğiz? Sorularımıza nasıl cevap bulacağızdan evet. Önce bir gerçeği kabullenmemiz lazım. Bizi Allah imtihan etmek için gönderdi. Biz elma ağacı, şeftali ağacı, kayısı ağacı değiliz. Dikildiğimiz evet. Yerde büyüyeceğiz, meyvamızı toplayacaklar, gideceğiz. O ağaçlar öyle olur. Evet. Biz insanız. Rabbimiz bizi لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا diye gönderdi. Evet. Hangimiz daha güzel amel yapacağız bunu görmek için. Yani biz imtihan için buradayız. Evet. Bu birinci maddemiz. İkinci maddemiz, imtihanımız bizim hep Ebu Cehil'le olmayacak. Şimdi Ebu Cehil, Ebu Leheb geliyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, dövüyorlar, kırıyorlar. Biri geliyor ezanı yasaklıyor, biri geliyor topraklarımızdan kovuyor, birisi geliyor petrolümüze el koyuyor filan. Bunlar bizim imtihanımızın 10 bin, 100 bin çeşidinden bir tanesi. Evet. Biz şimdi mesela Filistin'deki mümin kardeşlerimize eyvah Yahudinin zulmü altında inliyorlar diyoruz. Hakikaten ızdırap hissediyoruz filan. İşte Suriye'deki kardeşlerimizin vay haline diyoruz, evet. Esef ediyoruz. Öyle de yapmamız lazım mümin kardeşimiz çünkü. Ama şunu bilmemiz lazım. O orada bir imtihan halinde, öbür kardeşim orada bir imtihan halinde. Ben burada boş değilim, ben de imtihan halindeyim. Evet. Benim imtihanım dipçiklenmek, işte tank paleti altında sürüklenmek değil. İşte açlıktan dolayı birisi dünyadan bir makarna gönderse de yesem diyeceğim bir sefaret değil. 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 Evet. Ama benim imtihanım da muhakkak olması lazım. Evet.
Bu ne olur? Ya şehvetimle imtihan olurum. Allah harama düşmeden yaşayacaksın diye şart koşar. Evet. Ben de beceremem bunu. Bu bir imtihan olur. Veya tamahım çok olur. Cebimde para olduğu halde başkasının malına göz koyarım. O da benim olsun düşünürüm. Kul hakkından dolayı imtihanı evet. kaybederim. Yani Allah bir tek dakikayı bile imtihansız bırakmayacak benden. Evet. Bu ümmetin imtihanlarından birisi de bulutlu hava imtihanıdır. Evet. Gökyüzüne bakıp yıldızı görmekte sıkıntı çekiyorsun. Hava bulutlu. Evet. Evet. Bu bulutlu hava imtihanını Peygamber Aleyhisselam Efendimiz defalarca haber vermiş. Bunun verdiği haberde ne diyor? Size sapık alimlerin gelmesinden korkuyorum. Evet. Sizin dilinizi, lisanınızı bilen ama sizin inandığınıza inanmayan alimlerden korkuyorum evet. diyor. Ya ümmetim için korktuğum en ağır şeylerden biri dil bilen yani evet. iman dilini bilen münafıktır diyor. اَخْفَفُ مَا اَخَافُ عَلَى اُمَّتِ دِلْ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمُ الْلِسَانِ عَلِيمُ الْلِسَانِ evet. عَلِيمُ الْلِسَانِ ne demek? Kur'an'ımdan konuşuyor, evet. hadisimden konuşuyor, Ebu Hanife'den konuşuyor. Konuşurken evet. benim için değerli kavramlar üzerinden hep konuşuyor. Evet. Ama benim için konuşmuyor. Başkası adına konuşuyor. Evet. Bu da bir imtihandır. Şimdi Müslüman çıkıp şöyle diyemez. Ya Rabbi ne bileyim ben işte birileri konuşuyordu ben de sakallı diye onu dinlemiştim. Evet. Sahte hocaymış ne yapayım ben diyemez. Çünkü hiçbir kul kıyamet günü sahte doları niye tanıyordun sen de sahte hocayı tanımıyordun sorusuna cevap veremez. Evet. Orada okul, tıkanır kalır. Bir insan okuma yazma biliyor veya bilmiyor hiç ayırt evet. etmiyoruz ama sahte doları tanıyor. Evet. Sahte lirayı tanıyor. Kârını zararını bildiği için yani takip ettiği liraya için. Liraya gelince, dolara gelince, euroya gelince sahtesini anlıyorsun da evet. senin mahallende oturan ama seninle hiç sabah namazına camiye gelmeyen biri Ramazan gelince sana nasıl din anlatıyor bunu niye sormuyorsun? Yani sen bana din anlatıyorsun be birader sen bu dinden kendi üstüne niye bir şey koymadın? Evet. Demen gereken sahte parayı evet. tanıdığın gibi sahte hocayı da tanıman lazım. Yani sen benim peygamberimin aleyhissalatü vesselam duygusal sahneleri üzerinden geçim mi sağlıyorsun? Yoksa sen benim peygamberime uyumam için beni teşvik mi ediyorsun? Evet. Bu soruların cevabını Müslüman bulmak zorundadır. Tıpkı ben ne yapayım Yahudi çok güçlüydü ben de kaçtım kurtuldum. Mescid-i Aksa'yı da onlara bıraktım. Diyemeyeceği gibi bir insanın. Böyle bir mazeretin olmayacağı yani, gibi. Ne yapalım ya Rabbi Mescid-i Aksa'nı sen korusaydın evet. diyebilir mi bir Müslüman? Hayır. Şehit olsaydın diyor Allah Teala. Evet. Burada da müminlerin bu bulutlu havada dinin orijinal şeklini bulamama hakları olmaz Allah katında. Neden olmaz? Çünkü sen de görüyorsun ki bu seni işte oyalanmaya teşvik ediyor. Öldü peygamberin ağlı arkasından, doğdu peygamberin gül arkasından. Ama nerede bu dinin hayata bakan bölümü? Sen niye bu mesela mirasımı anlatmıyorsun? Ailedeki hukukumu anlatmıyorsun? Çıkıyorsun kadınlara yağcılık için kadınların hoşuna gidecek şeyleri söylüyorsun. Erkeklerle camide konuşurken de erkeklere kadınlar ağzını kesin diye havalar veriyorsun. Sen bana Allah'ın anlattığı gibi anlat. Peygamberin anlattığı gibi anlat. Sonra mesela şunu da Müslüman sorabilir. Ben seni bir saattir dinliyorum. Sen 20 cümle kullandın. 20'si de sana ait. Allah adına konuşuyorsun. Bir de Allah diyor ki diye başlasana. Bir de peygamber diyor ki diye cümlelerden. Yani kime mal ediyorsun bu cümleleri evet. sen? Bunu da sorabilir. Yani evet herkes soramaz ama herkes dolar anlıyor, herkes euro anlıyor. Okuma yazma bilmeyen de euronun kalitesini evet. yani bilir. Orijinalini anladığı evet. gibi hafif yanılma payı belki kabul edilebilir ama bizi başka bir İslam'a, başka bir Müslümanlığa, namazın kıymeti düşmüş bir Müslümanlığa, orucun önemsiz olduğu bir Müslümanlığa, haccın değersiz olduğu bir Müslümanlığa götüreni tanımak zorundayız. Evet. Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam bize bir hacı amca gibi anlatmaya çalışanı dinlememelidir Müslüman. Bu peygamberin aile hayatı nerede? Sadece kadınları dövmeyin mi dedi? Başka bir şey evet. demedi mi bu peygamber? Yani hiç mi peygamberin düşmanı olmadı Yahudiler, Hristiyanlar?
Yani peygamberin düşmanı sadece Ebu Cehil mi? Hep Ebu Cehil'den bahsediyor. Bunları düşünebilir bir Müslüman ama dert eden düşünür tabii. O zaman dert edeceğiz değil mi Nurettin? Dinimizi dert edeceğiz. Dert etmezsek din de bizi listesine alıp dert etmez. Bilmiyorum hadis mi ama Allah affetsin hoca efendilerden işitmiştik. İc'alû humûmekum hemen vahid ediyor. Tüm dertlerinizi bir derde indirin. Bu anlamda olursa işte doğru sıhhatli dini bulmaktaki bu himmetimize de biiznillah Allah-u Teala da herhalde bereketiyle yardım eder değil mi? Yani doğruyu seçme anlamda bize bir furkan verir. Zaten bizim her sonucu elde etmek gibi bir kudretimiz olmaz. Biz belli bir himmeti, gayreti göstereceğiz. Allah da yardım edecek ve bizim asla insan olarak beceremeyeceklerimize Allah kapı açacak. Evet. Ama Allah'ın da bizi bu konuda istekli görmesi lazım. Gayretli görmesi lazım. Evet. Bu gayret için kendimizde, ailemizde, çocuklarımızda, çevremizde din ilmine saygı göstermeyi, hürmet etmeyi ve onu bir dert edinmeyi görmeli melekler. Buna şahit olmalılar. Elbette biz her birimiz alim, her birimiz uzman olup bütün din meselelerini bilecek, ulema olacak halimiz yok bizim. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor mesela? Ya alim ol diyor. Ya alim olmak için talebe ol ya da onları sevenlerden biri ol diyor. Evet. Yani herkese kapı açık. Alimsen zaten sen zirvedesin. Problem talebeysen yok. Devam ediyorsun. Evet. Ama talebelikten diploma anlıyorsan 4. senede bitiyor bu sefer bu. Evet. Yani talebelikten diploma anlıyorsan 4 senelik değerin var senin. Evet. Talebeliği beşikten mezara kadar devam ettir. Evlendiğin çoluk çocuğun oldu buna rağmen hala talebesin. Evet. Yani bitti bir gün diyeceğin bir seviyede nokta tutma. Yok. Öyle bir nokta olmaz zaten. Zaten öyle bir nokta yok değil mi? İnsan için yok. Mühendislikte var mı öyle bir nokta? Yok. Tıpta var mı öyle bir nokta? Yani hangi meslek var ki 10 sene sonra o mesleğin ihtiyacı bitiyor. Evet. O meslek insanlıktan kalkmış olması lazım. Hatta Nurettin Hocam dediğiniz meslekler 10 senede bir neredeyse revize oluyor. Yani 10 sene önceki mühendislik ya da tıpla 10 sene sonrası arasında uçurumlar bile oluyor. Elbette her meslek öyle. Her ne kadar dinin kaynağı yani. Eski olmasına rağmen eskiden kastettiğim 1400 sene önce gelip ikmale ermesine rağmen onda da yeni meseleler çıkınca bu sefer de yeni bir vizyon gerekiyor. Elbette biz bahçeli evlerde oturuyorduk. Fıkhımız bahçeli evlere göre yazıldı. Şimdi o bahçenin üstünde 30 katlı apartmanlar var. Fıkhımız da buna göre teşkil edecek. Bugünkü ulemanın vazifesi bu. Bugünkü talebelerin araştıracakları, öğrenecekleri şeyler bu. Elimizde Kur'an, elimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri, elimizde müçtehitlerin gayretleri, bunların hepsini masaya oturtacak. Kıyamete kadar dini canlı tutacağız. Evet. Dinin içtihat kapısı açık, himmet kapısı açık. Evet. Hepimiz becerip dinimize sahip çıkacağız. Kimimiz dizi dirseği yorulacak ilim meclisinde. Kimi onun şoförü olacak, kimisi onun kırtasiyesiyle meşgul olacak. Bir kısmımız dinleyeceğiz. Namaz nasıl hepimizinse, namazı öğreten ilim de hepimizin olması lazım. Evet. Bu noktada hocam özellikle yani böyle sahada karşılaştığımız en büyük problemlerden birisi dini konularda camiyle alakalı olan, hacla alakalı olan, zekatla alakalı olan konular değil de genelde böyle karşılaştığımız problemler hocam aile problemleri. Yani camide çok güzel işte ibadetle meşgul olan bir insan, İslam'ın gereklerini yerine getiren bir insan bakıyorsun ailesinde Peygamber Efendimiz'in bizlere öğrettiği iyi bir baba örneğine benzemiyor. Veyahut da iyi bir koca örneği değil. İyi bir evlat örneği değil. Bu noktada hocam bizler nasıl bir aile modeli oluşturmamız lazım? Peygamber Efendimizin o yaşantısını günümüz dünyasında nasıl güncellememiz lazım? Şimdi üstadım bir kere sizin bu kıyafetiniz, benim bu kıyafetim benim dekorumdur. Evet. Benim orijinal halim evimde ceketimi çıkarıp, gömleğimi çıkarıp oturduğum halimdir. Evet hocam. Daha orijinal halim eşimle oturduğum odadaki halimdir. Evet. Ceketim üşümemi, dış görüntü bozukluğumu, kimliğimi düzeltmek için özellikle renginden dikişine kadar seçerek, eleyerek üzerime koyduğum bir şeydir. Evet hocam. Müslüman camide
hacca gittiğinde tavaf ederken, camide namaz kılarken, bir yerde konferans verirken, konferans dinlerken ceketiyle duran biri gibidir. Evet, hocam. Orijinal kimliğimiz değildir bizim. Evet. Orijinal kimliğimiz nasıl evde yatak odasında kıyafetimi çıkarınca orijinal bedenim bu benim diyoruz. Aynı şekilde Müslümanlık olarak da benim %100 konuşma hakkımın olduğu, istediğim gibi ayağımı uzatacağım, şunu getir bunu getirme diyeceğim hakkımın bulunduğu yer ev olduğu için benim gerçek kimliğim, sinirsel yapım, ahlakım, ibadet düşkünlüğüm, insanların yanında burnumu karıştırıp karıştırmayacağım, affedersiniz yani örnek olarak, benim nezaket kurallarım evde belli olur. Evet. Benim foyam evde meydana çıkar. Onun için çok merhametli bir beyefendiyi evde hanımına karşı görmek lazım. Evet. Arkadaşlarıyla bir ev toplantısında huriler gibi, cennetten çıkmış huri gibi bir kadını kocasına ve çocuklarına karşı görmek lazım. Evet. Bir kadını çocuğunun bezini bile sanki normal bir temiz bir şeymiş gibi yıkarken ki temizlik hassasiyetini başka Müslümanın çocuğunun burnunu silerken görmek lazım. Evet. Oradaki zaten anne olarak senin ciğerinin bir parçasının bezini temizliyorsun. Bezi kirlenmiş temizliyorsun. Evet. Ama insanlığın senin başka bir çocuğun kirli bezinde ortaya çıkmalı. Evet. Birinde sen doğal değilsin. Annesin sen. Evet. Mahkumsun o çocuğa. Bizim orijinal Müslümanlığımız evlerimizdedir. Camide değildir. Evet. Camide zaten ayak ayak üstüne atsan imam dışarı atar seni. Evet. Camide ayak ayak üstüne, camide sigara açamazsın. Ayak ayak üstüne atamazsın. Cep telefonuyla ikinci rekatta hoca bekle biraz ben cep telefonuyla konuşacağım diyemiyorsun. Uykum geldi ben biraz kestireyim şurada camide diyemiyorsun. Evet. Ama evde istediğin gibi uyu, istediğin gibi konuş, istediğini ye, istediğini iç, istediğin gibi açık gez, istersen kapalı. Ev senin evin. Evet. Evet. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e bakıyoruz. Ashabıyla mescitte bir kimliği anlatıyorlar. Onunla ilgili şöyle nazikti, böyle merhametliydi diyoruz. Hanımına bakıyoruz evde daha nazik, daha merhametli. Evet. Öyle büyük bir şahsiyetin karşısına gencecik hanımı çıkıyor da hakaret olacak şeyler yapıyor. O zaman bile sertleşmiyor. Evet. Evet. O zaman da sertleşmiyor. Bir kere olsun bu çanağı niye kırdınız, bu tabakları niye kırdınız demiyor. Bilakis hanımları bir kırılan tabağı bağırıp çağırınca ya sizin de eceliniz var, bu tabağın da eceli vardı. Niye büyütüyorsunuz bu işi diyor. Evet. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye realiter, niye gerçek bir şahsiyet, niye ona ait bir şey anlatılınca gözler yaşarıyor? Bakıyorsun camide namaz kıldırırken sanki bir melek gökten inmiş. Evet. Evine gidiyorsun hanımlarına karşı daha bir melek. Kızı geliyor, Fatıma geliyor, canım kızım diyor, ayağa kalkarak kızını karşılıyor. Evet. Torununa su veriyor mesela kendisi. Torununun hutbe okuyor, cuma hutbesi okuyor. Torunu mescide geldi diye iniyor. Hutbeden iniyor, torununu karşılıyor. Evet hocam. Yani cuma hutbesinden iniyor, torununu karşılıyor. Cepheye gidiyor. Komutan. Cepheye gidiyor, bakıyorsun orada herhalde dağıtacak zannediyorsun. Kadınlara dokunmayın, çocuklara dokunmayın, yaşlılara dokunmayın, size kılıç kaldırmaya dokunmayın ağaçları diyor. Ağaçları kesmeyin. Evet. Allah Allah ağaçlara dokunmayın diyor. Bakıyorsun yolda yürürken damgalanmış, işte mühür vurulmuş bir hayvan görüyor. Bunun sahibini çabuk bana bulun diyor. Ya bu dilsiz hayvanlara niye eziyet ediyorsunuz diyor. Yani bakıyorsun hayvan ahırına giriyor o merhamet bulutu gibi. Evet. Savaşa gidiyor o merhamet. Camide o merhamet. Evinde o merhamet. Çocukları yaramazlık yapıyor o merhamet. Bir yere gidiyor çocuklar yarış yapıyorlar. Hadi çocuklar hakem olayım aranızda diyor. Allah Allah. Bir yerde de başka türlü görünmüyor. Onlarına güreş tutturuyor. Güreş tutuyor. Falan, evet. Ya güreşin de anlamı var. Ben yere yatıyorum, deve gibi sırtıma çıkın, çüş, yuha diye. Evet. Yani bu bakıyorsun ki her yerde Muhammed o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her yerde rahmetellil alemin. Evet, onun tezahürü değil mi Nurettin? Camide biz görüşürken, ben hoca efendi olarak camide konuşurken rahmetin bini bir lira, rahmet yağıyor. Eve gittiğimde de kaşlarım çatık. Evet. Herkes yerine otursun. Bir burada borumuz geçiyor. Bari burada istediğimizi rahat yapalım. Ticarete gidince 1 lira indirim yapmamak için neredeyse silaha sarılacak kadar
olurdu olmazdı. Kavga, gürültü bütünü 20 lira ucuz olacak 50 bin liralık bir şey mesela. Evet. Bakıyorsun hiç ticarette merhamet yok. Yok. Evde çocuğa yüz verilir mi? Sonra başına evet. basar. Bakıyorsun ama Peygamber aleyhisselama evet. bakıyorsun. Yarı özürlü bir kadın kolundan tutuyor. Gel Muhammed sana bir şey diyeceğim diyor. Alıyor sokağın ucuna kadar götürüyor. Niye beni buraya getirdin? Duyarlardı sözümü. Burada sana özel söyleyeceğim diyor. Evet. Onun peşinden gidiyor. Çocuk evet. alıyor kolundan. Gel dede diyor. Peşinden evet. gidiyor. Rahmet bu. Rahmet peygamberi böyle olunuyor. Ona ümmet de böyle olması lazım bir insanın. Evet. Bizim evlerimizdeki kimliğimizin farklılığı camide de aslında tam Müslümanlığı beceremediğimizden kaynaklanıyor. Orada yarım değil mi Nurettin Hocam? Yani dediğiniz gibi Gazabim'in de buyurduğu gibi bizler yani din dediğimizde biz hatta birkaç programı Gazabi ile bu konuya münhasır ettik. Abdest, namaz, çok dindar dediğimizde hacca gitmiş, daha çok dindar dediğimizde emekli olduğunda beş vakit camiye giden, işte bir de bir tutam sakalı olan gibi bir kavram var. Tabii bunun sebepleri var. Bir dakika var. Kurbanda da hisse veriyorsa. Ha evet onu da evet ya, unuttuk. Bir yani. De fitre verdiğini düşün. Oho evliya sınıfına giriyor hı-hı. gibi. Ama işte tabii bunun haklı yani haklı gerekçeler derken buna götüren sebepler var. İşte 80 senedir gerçekten büyük sıkıntılar yaşadı. Gerek ümmet gerek bizler dinle gerçekten bağımız koptu ama bunu da yaymak gerekiyor değil mi? Yani Hazreti Peygamber daha doğrusu din dediğimizde 5 vakit namaz değil. Ailedeki buyurduğunuz gibi bir reisin hanımına karşı muamelesi de dini bir vecibedir. Değil midir? Şimdi hocam, elbette. Hocam. Benim peygamberim diyor ki sabah namazına gelmeyenlerin evini yakasım geldi diyor. Ne anlıyoruz? Evet. Sabah namazını ciddiye alıyor. Aynı peygamber ayağa kalkıyor. Duyuyorum kadınlarınızı dövüyor musunuz diyor. Bakın benim de hanımlarım var. Ben dövmüyorum. Kıyamet günü bana yakın olmak isteyen evinde iyi geçinsin diyor. Evet. Allah Allah. Yani ya bana yakın olmak isteyen evinde iyi geçinsin hanımıyla. Sizin bana en yakınınız hanımlarına iyi davrananlardır diyor. Evet. Şimdi Peygamber aleyhisselamı tanımak isteyen bir Müslüman bir sözünü duyup öbür sözünü duymaz mı? Her şeyi bir kenara bırakalım veda hutbesine bak. Evet. Evet. Veda hutbesinde İslam'ın Kur'an'ı 6000 küsur ayetli. Binlerce hadis irad etmiş Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetine büyük bir miras bırakmış ve bu size son konuşmamdır diye Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da bir konuşma yapıyor. Size değil son abi. Söz verin. Bir daha gelmem buralara haberiniz olsun diyor. Ağlatıyor ashabını. Ne sayabilir böyle bir peygamber? Çok önemli. Şirke dönmeyin benden sonra. Cinayet işlemeyin. Faiz yemeyin. Kadınlarınıza dikkat edin. Allah'ın emaneti. Şu dört şey çok önemli. Şirk. Evet. Cinayet. İnsan cinayeti. Faiz evet. ve kadınlar. Veda hutbesinin dört ana konusu. Temel namaz, oruç, hac, zekat, kurban kesmek, evet. Kadir gecesi. Nerede bunlar? Bakara suresi okuyun. Evet. Ya bunlar hep Müslümanın zaten yapacağı şeyler. Ama bir peygamber veda ederken istasyonda çocuklarını veda edip işte gurbete giden bir baba gibi annenizi üzmeyin. Evet. Genç çocuğa ne tavsiye etti? Annenizi üzmeyin, çok para harcamayın. Bana mektup atın, evet. telefon edin. Bir veda mesajı evet. veriyor. Bu veda mesajı bugünkü sorunlarımız bizim. Evet. Bakın şirk tekrar geri geldi. İnsanlar şahısları putlaştırmaya başladılar. Yeniden eşyaları. Muskacılıktan işte boncukçuluğuna kadar şirkin işaretleri geri geldi tekrar. Veda hutbesi unutulduğu için. Faiz geri geldi, meri geldi demiyorum. Yerleşti diyorum. Geri gelmek falan yok faiz. Tam ekmek oturdu. Peynir oldu. Tam oturdu. Saf zehir ekmek peynir olarak evet. oturdu. Neredeyse faizsiz caiz mi yaşamak diye sorulacak. Yani evet. faizsiz yaşasa Müslüman caiz olur mu? Evet. Denecek hale geldi. Dikkat edelim bu. Evet. Ve cinayet. İnsanlar beline bomba bağlıyor. Müslüman kendisi güya Allah rızası için cuma namazı kılanların gidip içinde o bombayı patlatıyor. Ve bunu Allah rızası için yapıyor. Evet. Cuma namazı kılanı öldürüyor. Evet. Veda hutbesinde bunun ne manaya geldiğini anlıyoruz. Demek ki en büyük risk, ben sizin bir daha putlara tapınacağınızı zannetmiyorum ama boynunuzu birbirinizi öldüreceğinizi zannediyorum. Evet. Tehlike. Tehlike. Evet. Ve geliyoruz, dikkat edin, kadınları Allah'ın adını kullanarak emanet aldınız. Onlar size Allah'ın emanetleridir, dikkat edin diyor. Evet. Ya veda hutbesinin son cümlesi evet. kadın cümlesidir. Evet.
Yani bu kadar önemli bir konuda Müslümanın veda hutbesinde hadi ben gidiyorum size 4 şey vasiyet ediyorum, 5 şey vasiyet ediyorum konusunu unutup da işte Kurban Bayramı'nda hisse vermekle ya da filan yerdeki Müslümana yardım edilecek işte ambarda kalmış kullanım tarihi geçmek üzere olan makarnaları göndermek değil İslam. Ya da senede bir umre yapmak gibi değil. Bana göre senede bir değil, umreye giderken daha dikkat etmek lazım. Umre zamanı değil şimdi. Evet Nurettin Hocam, aslında arada hatırlatmayı da unuttum ama bir hadis gene aklımda sadece bir kısmı kalmış. Genel problemlerde, çünkü sizin gibi bir değeri bulunca çok müşahat sorulardan ziyade genel problemlere değinmek benim işime geliyor. İza azmet ümmeti nuziat minha heybetül İslam diyor. Ve devamı da olan, aklımda ama bu kadarı kalmış. İslam'ın heybeti alınır diyor. Ümmetim dünyaya hürmet ettiği zaman. Acaba bu bereketsizlik, yani ümmetin ümmet bile olamamasının temelinde bu mu vardır? Nurettin Hocam, hani gene affınıza mahcuben Kütüb-i Sitte hadislerinden Likulli ümmetin fitne diye devam eden hadiste mal diyor. Bizim fitneti ümmeti el mal. El mal diyor. Bu anlamda bizim için büyük bir problem midir dünya sevgisi? Şimdi bugün biz ona dünyevileşme diyebileceğimiz bir süreç var. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahih hadis-i şerifte dikkat edin dünya tatlıdır. Allah dünyayı tatlıdır ve yeşildir dünya. Allah dünyayı size açacak, size mal verecek ve ne yapacağınızı görecek Allah. Aman dikkat edin diye ashab-ı kiramı uyarmış. Şunu unutmamak lazım. Yani 75 yaşında, 85 yaşında, 95 yaşında insan 1 lirasını vermiyor. Hatta işte çapulcu bir çete birisini yolda çeviriyor, çıkar cebindeki 10 lirayı ver bize diyor. Vermem diyor. Canını alıyorlar, gene 10 lirayı vermiyor. Niçin yaşıyordun sen? Hayatın ne içindi? 10 lira içindi. 10 lirayı niye feda ettin? Etmedin de canını feda ettin. Ha demek ki mal candan kıymetli tutuluyor. Bu devrin problemleri. Hayır, hayır, hayır. Bütün insanlığın problemi bu. Züyyinelin nâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantara. Böyle evet. kantar dolusu altın insanın hoşuna gider. Evet. Elbette bu bir imtihan. Ama Allah bize fakir kalın, dünya parasını tutmayın demiyor. Dünyanın tamamı sizin olsun diyor. Fakat herkes malı cebine koysun, kalbine koymasın istiyor. Kalbe konmuş, putlaştırılmış mal bizim için büyük bir bela. Evet. Yani uğruna din bile feda edebildiğimiz zaman mal belamız bizim. Yoksa dinimize hizmet ettirdiğimiz, şahsımızın onurlu olması için kullandığımız mal Allah'ın lütfu. Muhtaç olmadığımız. Tabi onurlu yaşamak için bir Müslüman mal sahibi olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ashab-ı kiram bir yerde gezerlerken çok can hıraş çalışan birisini görüyorlar. Sahabi de diyor ki ya Resulallah şu Allah yolunda cihat etse adamda ne enerji var ya diye diyorlar. Efendimiz de işte uzunca bir sözü var. Buyuruyor ki ya onurlu kimseden borç almadan yaşamak için böyle çalışıyorsa bu da Allah yolunda çalışıyor sayılır. Yani. Ya Allah yolunda cihat demek. Yani bir Müslümanın çoluk çocuğumun ihtiyacını karşılayayım, kimseye muhtaç olmayayım diye gösterdiği gayreti Allah kendi yolunda yapılmış bir amel olarak kabul ediyor. Burada eli nasır tutan bir Müslümanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini tutup ne oldu bu eline diyor. Çok çalışmaktan, çok kazma vurmaktan ya Resulallah diyor. Allah bu eli seviyor diyor. Çalışmaktan. Allah burs alan, vakıflardan yardım alan Müslüman istemiyor. Üstün el istiyor. Yukarıdan el-i-dül-ül-ya istiyor. Üstün el istiyor Allah. Elbette fakirlikle imtihan ederse fakir, o zaman da verilen sadakayı da alırız. Ama onurlu mümin olmak gerekiyor. Burada bizim dünyayı onurlu bir şekilde cebimize koymakla cebimize bir şey koracağız diye haysiyetimizden taviz vermemiz arasında bir büyük çizgi var. Evet. Bu çizginin ne tarafında kaldığımız önemli. Yoksa bu ifadeleri Müslümanların hep fakir olması gerekiyor diye değil, tavsiye niteliğinde söylemiş gibi oluruz biz. Evet.
Böyle değil tabii. Ama yani zaten azamet, hürmet ederse, kıymet verirse, büyük tutarsa, değil mi? Müslümanın değer yargıları bellidir. Tabii. Onların daha üstünde tutarsa gibi bir manadır. Elbette yani ana gaye dünya olduğu sürece bizim bir şey kastım kazanmamız zaten, evet, mümkün değil. Hasan Basri rahmetullahi aleyhe soru soruyorlar ya, yahu diyorlar, biz niye bu kadar ayet, hadis, namaz kılıyoruz da niye bizde Müslümanlığın heyecanı ashab-ı kiram gibi olmuyor? Yani tabiinden evet, birisi olduğu için. O da diyor ki siz cenneti istiyorsunuz ama dünya için yaşıyorsunuz diyor. Evet. Yani isterken cennet var ama bütün dünya, gayretler dünya evet, ölçülerine göre yapılmış. Tıpkı sınıf geçmek isteyen ama hiç ders çalışmayan bir çocuk gibi, gibi oluyoruz o zaman. Biz elbette fakirlik istemiyoruz. Bütün dünya bir Müslümanın elinde olsa alimallah azdır. Evet. Evet. İki dünya olsun Müslümanın. Çünkü Müslümanın elinde işçi zulüm görmez. Kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz edilmez. Helal olur dünya. Ne güzel evet, olurdu Müslümanın elinde olsa mal. Aynen evet. Hocam Ekrem Karadağ isimli bir izleyicimizin iki tane sorusu var. Özellikle biraz daha aileyle alakalı olanlardan. İslam'da harcama kriterimiz nasıl olmalı? Yani sorunun açılımında evde kişinin ailesi yan komşuya bakarak ya da üst kattaki komşunun harcama sistemine bakarak evindeki eşini biraz daha böyle fazla harcamaya yönlendiriyor gibi anlaşılıyor. Diğeri de hocam ailede yönetim yöneten kişi kim olmalı? Yani didişen mi, yardımlaşan mı sorusu çerçevesinde? Şimdi kadının biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah diyor, ben diyor başka kadınları imreniyorum diyor. Kocam onlar gibi bana almıyor diyor. Evet. Ben aldı bana da şöyle aldı böyle aldı desem günah olur mu diyor. Almadığı halde. Almadığı halde evet, yani benim eşim de aslında alıyor bana da ben takmadım kolyelerimi falan. Yani ben altta kalmayayım onu. Demek ki sahabe kadını da olsan böyle kadın komşu ne diyor, niye benim bileziğim yok düşünülüyormuş demek ki. Efendimiz buyuruyor ki bu olmayan elbiseyi giymeye benzer. Evet. Üstümde elbise var diyorsun, bir şey yok üstünde. Yalan elbise giymektir bu diyor. Yani niye böyle yapma ihtiyacı hissediyorsun? Kitabımız Kur'an bizim hayat rehberimiz. Allah Teala ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Rahman'ın kulları diye başlayan ayette Furkan suresinde وَالَّذِينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. O kullar yani Rahman'ın kulu olma şerefini nail olmuş, nail olmuş kullar harcadıkları zaman israf etmezler. Evet. Ve cimrilik de yapmazlar. Ortada bir yol bulurlar. Evet. Cimrilik de caiz değil. Yani var yemez. Var yemez de caiz evet, değil. Ama benim midemin ihtiyacına göre değil de komşunun sofrasına göre harcadığım zaman da bu da israf. Evet. Mesela çok basit bir misal. Benim göremde kara lahana yemeği meşhurdur. Evet, çok da güzel olur Nurettin Hoş. Şahsa göre. Evet. Yani kara lahana meşhurdur. Beyaz lahananın varlığı da bilinmez. Büyümez de zaten o topraklarda. Burada da sözünüzü kesiyorum Nurettin Hocam. Sizin Karadeniz bölgesindeki kara lahana da hiç bilinmez. Ben 12-13 senedir belki daha fazla oldum Malatya'da hiç görmedim. Deniziniz yok ondan. Bir şekilde bir de şeyiniz gelmiyor. Yok. Yani eksiklik var. Evet. Yok. Denizimiz yok. Şimdi, İtiraf edelim Nurettin Hocam. Biz de İlla beyaz lahana yiyelim. Malatyalılar da illa kara lahana yesin demeye ne gerek var ki? Evet. Sana Allah bu rızkı vermiş. Sen bundan yiyeceksin. Evet. Şimdi bana 43 numara ayakkabı oluyor. Evet. Komşunun 44 numara ayakkabısı var diye ben de 44 i̇lla mi alacağım? İlla 44 mi giymiş? Tıpkı bunun gibi bir şey. Benim evimin, benim ihtiyacım ve zevkime göre değil, oluşturulmuş suni bir kamuoyuna göre benim evimin düzenlenmesi de bunun gibi bir şey. Ben 43 numara ayağım var, 44 niye giyeyim? 42 evet, niye giyeyim? Evet. Ben böyle bir koltukta oturmaktan zevk almıyorum. Ben burada oturamıyorum. Bu sene bunlar satılıyor diye bu koltuğu mu alacağım ben? Evet. Bu ilaç değil ki doktor hangisini verirse mecbur alacağım. Yani hayatı israf olmadan, cimrilik olmadan yaşamak lazım. İsraf nedir? Gereksiz ve yersiz harcamaktır. Evet. Diğer meseleye gelince
Şimdi, yönetici kim olsun? Evde yöneticinin kim olacağını yaratılmışlardan biri belirlerse ya kadın olur ya erkek olur ya da kavga olur. Genelde kavga olur. Evet. Kavga olur. Yaratan belirlerse, yaratan ne dediyse doğru odur. Yaratan da ne diyor? Erkek olacak diyor. Evet. Bu ne demektir? Erkek sorumludur demektir. Erkek sorumlu. Nasıl sorumlu erkek? Evet. Er-ricalu kavvamun alen nisa. Tamam. Erkekler sorumlular. Hesap da o verecek demek. Evet. Kıyamet günü de onu Allah evin hesabını sormak için huzuruna çıkaracak demek. Çünkü Allah'ın kanunu bir yetki veriyorsa hesabını soracak demektir. Evet. Kadına hesap sormayacağı için evin genel gidişatından yetkiyi de vermiyor. Evet. Sen diyor ev içi aile ilişkisinde kocana karşı yetkilisin. Ama evin kanuna karşı temsilcisi işte evin erkeğidir diyor. Bu hususta yapılan yasal müdahaleleri, örf baskılarını, yabancı filmlerin etkisiyle oluşturulmuş olan işte eşit yaşam felsefesini taşların bağlanıp köpeklerin sarılması olarak görüyorum. Evet. Yani belki de önümüzdeki 10 yılı bulur bulmaz aile mefhumu mahkemeleri dolduran terörün yerini alacak bir sıkıntı haline gelebilir. Evet. Çünkü doğayla oynanıyor. Evet. Nasıl bir yere büyük bir vadiye bir baraj yapılıyor, daha sonra oraya kar yağmıyor, daha sonra orada iklim değişiyor filan, evet, çeşit bitki büyümüyor. Çünkü büyük bir şehir kadar baraj yapıyorsun, rutubetlendiriyorsun, iklimini değiştiriyorsun. Evet. Orada işte orman büyüyor ama tarla olmuyor bir daha mesela. Evet. Evet. Don olmuyor, şu olmuyor, başka bir afet geliyor. Aileye de Kur'an terbiyesi dışında getirilmiş bütün işte batı kaynaklı değerler, baskılar bir 10 sene sonra belki aile faciasının bugünkü terörden daha fazla insanlığı tehdit ettiği bir seviyeye doğru gider diye korkuyorum. Allah muhafaza buyursun. Evet hocam, bir sorumuz da bizim var. Hocam müsaadenizle okuyabilirim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı programlar. Hocama bir sorum olacak. TOKİ'den ev almakta bir sakınca var mı? Faize girmiş oluyor muyuz? Cevabınıza şimdiden teşekkür ederim diyor. Bilmem biliyor musunuz TOKİ'deki uygulamayı ama sorduğuna göre. Şimdi TOKİ'nin evinde bir sıkıntı yok. TOKİ veya bir müteahhit. Evet. Ama TOKİ beni bir bankaya yönlendiriyorsa, bu bankada da sen bu 300 bin lira olan evi bana 400 bin lira olarak satıyorsa evet, yani leasing gibi bir sistem yapıyorsa yine hiçbir sıkıntı yok. Ama ben bankaya gidiyorum, banka 300 bin liralık evi imzasını atıyorum, 100 bin lira da bana kredi verme farkı olarak fiyat koyuyorsa üstüne, bu şu demek oluyor, ben faiz alarak, adına kredi dediğim bir faizi alarak ev aldım. Burada faiz var devrede. Evet. Peki bu caiz mi? Böyle ikinci yaptığım bu işlem. Bir Müslüman sokakta kaldıysa, yatacak, barınacak hiçbir yeri yoksa, dönecek köyü yoksa, domuz eti de yemek caiz o zaman. Faizinde o kadarı caiz. İnne zarurat tubihül mahsul. Ama böyle sokakta kalma söz konusu değilse, işte evimiz daha yeni olsun, modern olsun diyorsa buna faize bulaşmak diyoruz. Peki Nurettin Hocam, bu zorunluluğa girer mi? Dediğiniz şartlarda değil de adam evi yok ama kira verecek gücü var. Yani normal bir kirayla evinde geçinebilir. Bu ev almak için bir şeyleri helal eder mi? Mesken sahibi olmak şeriatımızın tanıdığı temel haklardandır. Asgari asgari geçim şartlarından kabul ediyor bunu şeriatımız, ama kira bunu karşılıyorsa eğer, ki koca büyük holdingler bile İstanbul'da kirada duruyorlar. Evet. Kirada durmak bir ayıp olan dünyada değiliz. Bir şey değil. Ben çok zengin arkadaş tanıyorum. 300 bin liramı yatırır mıyım taşlara diyor. Onu sermaye olarak kullanırım evet diyor. Kirada duruyor adam. Evet. Yani bunu kişinin imanıyla baş başa bırakmak lazım.
Bir de Nurettin Hocam, isim vermeden bir hocamız, gene Türkiye'ye mal olmuş hocalarımızdan birisi şöyle bir açıklama yaptıydı. Vade farkı ya da enflasyon oranındaki faiz, faiz değildir gibi. Bu konudaki görüş, çok da üstünde polemik yapıldı da sonra. Malumunuz işte 100 liraya aldığımız 100 lira, geçen seneki 100 lira şimdi 90 lira falan gibi enflasyon oranı. Bu konuda ne dersiniz Nurettin bu Hocam? Bu bizim yani ta ilk büyük fukaha dönemimize ait bir görüşe dayandı. Evet. Daha çok fıkıh ulemasının oturup cevaplandırması gereken bir konu ama bu açılabilecek bir kapı olarak görmüyorum. Yani şu resmen o sözünü ettiğimiz fetvanın aslı, devlet şu parayı kaldırdım onun yerine bunu getirdim diyorsa, evet, işte altın para dinar dirhem oluyor ya, onu getirdim bunu koydum kaldırdım öbürleri diyorsa, aradaki farkı ödeyip ödememekle ilgili konulmuş. Evet. Şu anda sanal alemde bir enflasyon diye bir şeyden söz ediliyor. Evet. O enflasyon farkı kadar faiz deniyor. Benim şahsi kanaatim, din böyle sudan terazi üstünden tartılmaz geliyor, evet, bana. Evet. Bu su terazisi. Hocam yani, bir soru da, evet, seferle soru da alakalı var. Evet. Seferi olunduğu zaman sünnet namazı kılınır mı diyor. Kılınır mı sözü sanki kılarsam günah olurmuş gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Evet. Evet. Kılmak gerekiyor mu diye müsaade ederseniz, evet, soralım. Çünkü sanki kılarsan günaha girer misin gibi bir şey oluyor. Öyle değil. Şimdi sahabeden bir kısmı diyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le yolculuk yaptık. Sünnet namazları yolculuklarda kılmadığını gördük diyor. Başka bir grup sahabi de devesinin üstünde bile namazı sünnet kılıyordu diye görüyoruz. Bunun orta görüşü şudur. Sabah namazının iki reka sünnetini, sünnet, seferi, savaşlı, ölüm, deprem ne varsa kaçırmamak lazım. Evet. Sabah namazının sünnetinin dünyada dengi yok. Yani arkanızdan atlılar kovalasa bile değil mi? Kılın. Yani sabah namazının sünneti, sabah namazını aslında sanki dört rekaatmış gibi kabul etmek lazım. Evet. Evet. Gibi. Bunun dışındaki sünnetlerde Hanefi mezhebi fıkıh kitaplarımızdaki konmuş kural şudur. Evet. Yani vakti varsa mümin kılar, kılarsa sevap kazanmış olur, kılmazsa hiçbir kınamayı gerektirecek bir durum yoktur. Evet. Hani onun mantığı da şuydu Nurettin Hocam, hani seferde dördü iki kılıyoruz. Farza bile iskonto demeyeyim de bir inkıta, bir azalma olduğuna göre sünnet haydi kılınmaz gibi bir mantık üretiyorlar. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum. Bu nasıl kitaplarımızda var mıdır? İbadetlerde mantık gibi bir kural koymak doğru değil. Değil. Sahabe nakiller yapıyor. Kılmadı, evet, diyor. Gördü. Ben İbni Ömer diyor ki ben şu kadar zaman dolaştım diyor. Namaz kıldığını görmedim seferlikte diyor. Demek ki kılmayınca müminin olabiliyor. Evet. Öbür sahabe de diyor ki atının üstünde işte devesinin üstünde kıldığını gördüm diyor. Evet. Demek ki kılabiliyordu. Ha, deve, evet, üstünde rahat giderken kılmıyor. Bir yere yetişeceğim dediği zaman da kılıyor, kılmıyor. Evet. Yani ortada bir esnek durum var. Mümin iki rekat namazını seferlikte ihmal etmemeli, ciddiyetle kılmalı. O arada da otobüsü beklemiyorsa, bir sıkıntısı yoksa dört rekatlı, evet, sünnet kılmalı ama kılmayanın ayıplanmaması gerekiyor. Evet. Evet. Peki Nurettin Hocam, gene de sorularımız var birkaç tane de. Bir hoca efendiden işittiydim. Dediğinizle alakalı olarak dinuna bin nukul la ala münasebetül ukul. Hazreti Ebu Bekir'e atfedilir. Dinimiz nakilledir. Akılla münasebeti yoktur. Buradaki mana da kanun koyuculuk ya da hüküm koyuculuk anlamında ya da hani akılla hiç ilgisi yok anlamda değil. Gerçekten bu söz Hazreti Ebu Bekir'e mi aittir? Ben Ebu Bekir radıyallahu anh'a nakledilmiş, ondan atanmış bir söz olarak bunu duymadım. Ama dinimiz Allah'ın ve peygamberinin söz söylediği yerde başka sözün söylenmediği bir dindir. Evet. Onların boş bıraktığı alanı da bilerek boş bıraktığı için Allah Teala, Kur'an'ı ve sünneti anlayan müçtehitlerin kıyas edip söz söyleme hakkı olan bir dindir. Aklını kullandığı diyebiliriz. Akılsızlar dine muhatap tap değiller bile zaten. Evet. Bu akıllar dini ama akılla yorumlanır bir din değil. Değildir. Evet. Bir sorumuz daha var Nurettin Hocam. Size ve Nurettin Hocama selamlar. Vay, çocuklarımızı şu zamanımızda nasıl sahabe mantıklı olarak yetiştirebiliriz? Manen kirli ortamdan nasıl uzak tutarız? Sinan Yıldız diye de not düşmüş. Şimdi bu kardeşimiz keşke sahabeyi örnek vermesek, cevap çok kolaydı. Sahabeyi örnek verince hicret et diyeceğiz bu sefer.
Haydi bakalım. Sahabe hicret etti. Evet. Hicret etmese yetiştiremeyeceklerdi zaten. Müşrikler çocuklara nefes aldırmıyordu. Hicret et diyeceğim, bir mail daha gönderecek. Diyecek ki nereye hicret edeyim? Bu sefer uzaya git diyeceğiz. Uzayda din yaşanmıyor. Bizim bu dönemde hicret mantıklı Müslüman olmamız lazım. Hekimoğlu İsmail abimizin çok hoş bir tespiti var. Diyor ki bu zamanın hicreti televizyon bulunan odadan televizyon bulunmayan odaya geçmektir diyor. Bu tabii bir mantık Esmeri. Yoksa bir evin bir köşesinden öbür köşesine hicret olmaz. Yani haramlardan korunmaktır asıl evet. Hicret. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu ne buyuruyor? Hicret haramları terk etmektir. Evet. Ashab-ı kiram da putu terk etmek için hicret ettiler zaten. Evet. Bunu ben başka türlü ifade edecek olursam bu zamanda eğitim, çocuk yetiştirmek, sahabe düzeyinde, tabi'in düzeyinde, kimin düzeyinde evet. Olacaksa çocuğu hijyenik tutmaktır. Evet. Hijyenik tutmakla neyi kastediyorum? Günah ortamlarından çocuğun gözünü, kulağını, bedenini koruyacağız. Bu teyzesi, halası olabilir, komşular olabilir, okuldaki çocuklar olabilir. Bunu söylerken de çocuk okula gitmesin diye söylemiyorum. Çocuğu evet. Okula göndermemenin alternatifini dolduramaz Müslüman. Evet. Ama diyorum ki okula gönderdin. Nasıl annesi gelince oğlum ellerini yıka. Okulda pis pis toprakla oynadın ekmeğe sen. Ekmeğe sürme. Ha, evet. Sürme elini. Beynini de çocuğun bir kontrol etmek lazım. O gün ne mikrop kapmış okulda evet. Diye. Çocuğun arkadaşını, çevresini, eve giren çıkan akrabayı, dostları kontrol ettik mi? %60 bu iş tamam demektir. %40'ında da çocuğa Kur'an öğreteceğiz, namaz öğreteceğiz, ilmihal öğreteceğiz, peygamber sevdireceğiz. Nurettin Hocam, fevkalade yoğun bir soru trafiğimiz var. İsterseniz okuyayım. İşte Nurettin Hocam olunca tabii sorular peş peşe geliyor. Selamünaleyküm, hayırlı aleyküm programlar. Ben sevgili hocamıza müzik haram mı diye sormak istiyorum. Sahabe def çalmış, buna göre hepsi haram değil, hangisi haramdır? Gibi bir şey. Allah'a emanet olun demiş. Sahabe def çalmadı. Sahabenin kadınları def çalarken Efendimiz onlara itiraz etmedi. Evet. Sahabe dedin mi akla Ebu Bekir geliyor. Ebu Bekir'in elinde def mef yok. Üstelik evet. Def çalıyor diye bir sürü kızına da bağırmış. Evet. Sahabe evet. Kavramı. Başka bir kavram. Evet. Bizim için sahabeyi konuşurken çok dikkat etmek lazım evet. Hocam. Yani çünkü Allah'ın seçkin kulları bunlar. Hareketleri bize artı eksi getiriyor. Evet. Şimdi bu kardeşimiz zin sorusu başımızın fitne olarak belaya girdiği alanlardan birisidir bu. İpek, müzik, alkol, faiz bunlar yayılacak diyor Efendimiz kıyamet zamanında. İpek, müzik, faiz, alkol. Yani her şeye bulaşacak düzeyde yayılacak diyor. Evet. Şimdi bir müzik belden aşağısını gıdıklamıyorsa, akideye dokunmuyorsa, haramlardan bir haram oluşturmuyorsa ve küfrü taklit yoksa içinde bu müzik için direkt haramdır demiyoruz. Evet. Bunlardan biri varsa haramdır diyoruz. Mesela şehveti gıdıklıyor. Sadece biri olsa yeter haramlığına değil mi Nurettin Hocam? Bir kurşunla öldükten sonra ben gerisi evet. Lazım değil kurşunun. Üçüncü kurşun ilave sıkılmış olur. Küfrü taklitse mesela ilahi diyorum ben ama senfoni orkestrası eşliğinde ilahi diyorum. Evet. Senfoni orkestrası birilerinin bir akidevi bir şeysini temsil ediyor. Kiliseyi tanıtıyor. Evet. Dolayısıyla bunu kullanamam. Ya da filan New York sokaklarında bilmem caz medaz sokak müziğini sen burada Ramazan'da eğlence olarak yaparsan İlahiye. Bu müzikten ziyade başka bir afet getiriyor evet. Beraberinde. Ama efdal olan tıngırtıyla uğraşmamaktır. Evet. Evet. Ayrı bir konu. Eftal olan tıngırtıyla uğraşmamaktır. Tabii tıngırtı kelimesi müzik severleri ya da müzik sanatkarlarını rahatsız edecek ama yani işte enstrüman kelimesini bilmiyorum. Bari bunu söyleyeyim evet. Dedim. Bir soru da yazılı olarak verdi arkadaşlar. Namazda vesvese nasıl önlenir? Namazda sıfır vesvese olmaz namaz kıldığın sürece. Abdestsiz kılarsan hiç vesvese olmaz. Vesvese ne demek? Şeytanın parmakları arasında seni gıdıklaması demek. Evet. Şeytan abdestsiz adamı gıdıklamaz. Kıbleye dönmez. Başka tarafa döner kılarsan gıdıklamaz seni. Çok rahat müşriş namaz kılarsın vallahi. Oho. Nefes bile almazsın namazda. Abdestini aldın, titiz davrandın mı gelir. Şeytan uğraşmaya başlar. Çünkü sende enerji var. Enerji olanla uğraşıyor zaten. Öbür evet. Türlü boşa hırsız girmez. Yani gibi meyvesiz evet. Ağaç taşlanma örneğinde olduğu gibi.
Şimdi burada Müslüman sıfır vesvese beklememeli. Namazda muhakkak bir tür adına vesvese de, evham de, zihin meşguliyeti de bir şey olacak. Bu %50'leri bulmamalı. Evet. %50'leri bulmamalı ama %1, %3, %5 artık neye göre %5? Onun namaz yoğunluğuna göre. Evet. Bu olacak. Sırf bunun için işte Şatibi muvafakatında farzlardan önce sünnet kılınmasının hikmetlerinden biri budur diyor. Evet. Namazdan önce mesela 4 rekat öğleden önce bir namaz kılıyorsun. Dükkandan geldin direkt farza dursan çek, senet, sebet, terazini varsa hepsini tatmaya evet. başlayacaksın. 4 rekat namaz bir tampon bölge oluyor evet. farza doğru. Sünnet namaza, nafile namaza zarar gelse de çok zarar olmuyor. Farzda yoğun olursa farz evet. gidecek, namaz kılınmamış olacak. Sıfır vesvese olmaz. Sıfır vesvese gibi bir şansımız yok bizim. Vesveseyi yani. %50'lere de sahibi taşır. Evet, o da sahibi kişilere taşır. Girer. Evet. Bir sorumuz daha var, müsaadenizle onu da sorayım. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm Cimri, ailesini gezdiremeyen, halden hatırdan anlamayan bir eşim var, ne yapmalıyım? Benzer bir soruyu ashab-ı kiramın kadınları da Efendimiz'e sormuşlar. Bir, eğer mesela yılda bir defa bir elbise almıyorsa, şeriatın o erkeğe emrettiği farz olan kıyafeti almıyor. İki, doğalgaz parasını ödemiyor, soğukta tutuyorsa. Üç, eve ekmek almıyorsa, haftada 250 gram tıbbın gerekli dediği kadar peynir almıyorsa, zeytin almıyorsa bir böyle sorun vardır. Bunları bütün yasal, sosyal haklarını kullanarak, akrabaya protesto ettirerek alabilir kadın. Evet. Kadın sefalet çekmek zorunda değil. Değil. Ama bunun ötesinde beni bir İstanbul'a götür dedi de seneye öbür sene derken 20 sene geçtiyse aradan. Bunları yasal olarak temin etmek çok zor. Hı. Bu bacımıza tavsiyem gezme hakkını cennete saklasın. Çok güzel göreceği yerler var cennette inşallah. Allah razı olsun. Evet. Hocam bir sorunuz soru vardı da. Bir de hocam şeyle alakalı. Günümüzde özellikle birçok kavramın yerinden oynadığını düşünüyorum. Özellikle tesettür konusunda ne yapmamız lazım? Tesettür bayanlar için kullandığımız bir kelime genelde ama erkeğin de tesettürü evet. var. Tesettür korunmak demektir. Yani şimdi şunu perde kabul edelim. Duvara, cama koyduğumuz zaman buna sitar deniyor Arapça. Evet. Perdenin camı kapatmasına da tesettür diyoruz. Evet. Bayan da üzerine bir şey aldığı zaman tesettür yapıyor. Tesettür yapıyor. Nasıl pencereye perdeyi, sitarı kapatınca dışarıdan görünmesini engelliyor. Evet. Bayan yapınca görünmesini engelliyor. Eğer tesettür bayanın güzel görünmesi için kullanılıyorsa ortada bir cinayet var demek. Evet. Bu Allah rızası için haram alkol içmek gibi bir şey olur. Evet. Çünkü tesettürün gayesi karşıdan gelenin gözüne perde olmaktır. Zinetlerin gizlenmesi. İlla ma zahara minha. Yani o Allah'ın işte görünmek zorunda olan yüz ve el dışındaki zinetlerini göstermemesini emrediyor Allah. Tesettürün vazifesi budur. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in mucizevi ikazlarından biri de ne diyor? Kıyamete yakın giyinmiş çıplaklar evet. yollarda eğirte büğürte yürüyen kadınlar olacak diyor. Evet. Onlar cennetin kokusunu bile koklanamayacaklar diyor. Çünkü çok kötü bir şekilde Allah'ın emirlerinden bir emri eğlence konusu yapmış olacaklar. Evet. Bu sebeple tesettür şudur. Çarşaf, manto, pardüsü, hasır, kontraplak, mobilya anlamam ben. Tesettür şudur. 5 metre mesafeden baktığında bir erkek kadının kilosunu anlamayacak. Evet. Hamile olup olmadığını anlamayacak. 3 ay önce onun önünden geçti kabul edelim. 3 ay sonra kadın 5 kilo aldı. Kilolandığını anlamayacak. Evet. Boyun gerdan genişliğini anlamayacak. Yani erkeğe zevk vermeyecek o kadın. Yani kötü niyetli, cinsel duygularla baktığını kabul edeceğimiz bir erkek onun üzerinden zevk almayacak. Bunun adı tesettürdür. Bu tesettürü siyah mı giyersin, lacivert mi giyersin, topuklu ayakkabı mı giyersin, topuksuz ayakkabı mı giyersin? Bu ayrıntılar çok önemli değil. Önemli olan genel kadının korunmasıdır.
Bu korunma yerine kelebeğin üstündeki renkten fazla renkle taktığın başörtü veya işte diğer kıyafetlerin evet. bakar mısın lütfen demek istiyor. Evet. O kıyafetler bakar mısın diyor. Dolayısıyla tesettür Müslüman kadının daha cazip olmasını sağlıyorsa sokakta bunu biz tesettür diye algılayamıyoruz. Evet. Ama Müslüman kadın cazip olmaz diye bir şey yok. Müslüman kadın yani en çok cazibiye neyle sağlanıyorsa o cazibiyeyi Müslüman kadın üzerinde sağlamalı. Ashab-ı kiramın kadınlarının ziynet üzerinde çok yatırım yaptığına dair bir sürü rivayetler var. Yani ashab-ı kiramın kadınları kapkara bir kıyafetle Medine sokaklarına çıkıyorlardı ama evlerinde kraliçe gibiydiler. Evet hocam. Kadının tipi zaten akşama kadar oturuyor sahabi kadını, kraliçe gibi oturuyorlardı. Hatta Efendimiz hani Medine'ye uzaktan gelirken ki hadis-i şerif çok meşhurdur, sahih bir hadis-i şerif. Hemen Medine'ye girmeyin diyor. Evet. Akşam oldu, kadınlar şimdi hazır değillerdir. Bir genci gönderiyorlar, hey peygamberin ordusu geldi diyor. Medine sokaklarında ilan ediyor. Kadınlar kalkıp dekorlarını hazırlıyorlar da sabaha doğru Efendimiz evet. geliyor. Neden? Evet. Kadınların bir sürü hazırlanması gereken dekor. Hatta çok açıkça diyor ki Efendimiz, tıraşın olacak kadınlar olur diyor bizi karşılamak evet. için. Saçı başı dağınıktır, bırakın taransınlar. Demek ki kadının tıraşı, taranması, süslenmesi. Dekoru, süslenmesi vahiy onayla. Evet. Vahiy onayla. Çünkü Hazreti Peygamber buyuruyor. Çünkü bir de Kur'an-ı Kerim'de ziynet kelimesi çok açık evet. bir şekilde. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ziynetlerini göstermesinler, ziynet takmasınlar demiyor. Var, takılıyor ama peygamberin onu namahreme göstermesinler. Karnına peygamberin taş bağladığı söylenen bir dönemde inen Azap suresinde, Nur suresinde peygamber acından ölecek kadınların ziynetinden söz ediliyor. Evet. Bu ziynetleri satın demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kadının ziynetli, güzel, dekorlu, alımlı, kocasına karşı kraliçe konumlu olmasında hiçbir sıkıntı yok. Böyle bir yasağı yok Kur'an'ın. O fakirlik, sefalet içerisinde olmalarına rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yasak getirmedi. Ama sokağa çıkarken وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ziynetlerinizi göstermeyeceksiniz burada. Çünkü orada bunların hepsi evet. kocana karşı anne, baban, annen, kardeşlerinin yanında ancak. Evet, Allah razı olsun. Evet. Bir Nurettin Hocam bir sorumuz daha vardı. Selamun Aleyküm. Bu devirde bir din görevlisi dinine nasıl hizmet etmeli, nelere dikkat etmeli diyor. Valla o kardeşimizin sorusunu kabul edemeyeceğim. Neden? O din görevlisi biz ne oluyoruz dinimizde? Ben de dinimin görevlisiyim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Hepimiz dinimizin görevlisiyiz. Evet. Din görevlisi hocam gibiler işte çavuşlar. Takım evet. çavuşlarımız bizim. Hepimiz dinimizin hizmetkarıyız. Evet. Siz çalışın biz burada oturalım. İsrail oğulları dediler peygamberlerine. İzheb ente ve rabbuke fekatile. Evet. İnna hâhuna kâidun. Evet. İmamlar cenaze kıldırsınlar. Cenaze yıkasınlar. Ondan sonra mevlütleri okusunlar. Evet. Millet sataşacağı zaman imamlara sataşsın, çok yedi az yedi diye. Evet. Cennete girmeye geldim hep beraber. Evet. Vallahi böyle değil. Evet. Bu cennete inşallah hep beraber gireceğiz ama imamlar, takım çavuşları, müezzinler de takım onbaşıları, biz evet. de manganın peşinden koşacağız inşallah. Evet. Cennet hepimizinse, din de hepimizin, din hepimizinse çalışmak hepimizin çalışması olacak. Hoca Efendi kardeşimiz Allah razı olsun bunu dert etmiş evet. kendisine. O zaman en büyük vazifesi onun bu şuuru cemaatine kazandırmak olacak. Gelin bu dini beraber kaldıralım bu. Ya da bu dini beraber götürelim diye yönlendirme yapacak. Çünkü bu din kıyamete kadar bütün düşmanlarının saldırılarıyla karşılaşacak bir dindir. Şöyle bir rahat günü olmayacak İslam'ın kıyamete evet. kadar. İmamlar, müezzinler, diyanetin görevlileri, ilahiyatlar, medreseler yetmez. Evet. Karşı taraf çok sistemli. Ayet şeytanı nasıl tarif ediyor? Nallarıyla, tırnaklarıyla, her şeyiyle evet. saldıracak şeytan. Medyasıyla, ordularıyla, sosyal ağıyla, bağıyla, yani milyarlarca gücüyle geliyor küfür. Evet. Bir imama yükledin mi, imam bunun pestilik alır altında. Evet. Yani hiç evet. imam hani nefes alamaz. Şeytan çok kuvvetli. Her şey ona bir şeytan taraftar. İmamıyla cemaatiyle geliyor. Evet. Her şey ona bir aracı. Her şey ona bir asker. Elbette. Burada dediğiniz gibi sadece hoca efendileri atınca da biraz komik kaçıyor. Hocam gene bir kağıt geldi. Bir bayan izleyicimiz bir soru yazdırmış. Eşinin istişare yapmadığını
yaptığı işlerde kendisine sormadan yaptığını, borç alacak gibi işlerde kendisine danışmadığı için bu yüzden de sıkıntılar çektiğini söylüyor. Bu seyircimize, izleyicimize bir tavsiyemiz olacak. Yeni kanun hanımefendinin lehine zaten, borç alırken eşinden de onay alması gerekiyor. Evet. Herhalde bu özel elden alınan borçları kastediyor hanımefendi. Şimdi tek yönlü itham olan bir soruya cevap sıkıntılı. Neden? Evet. Beyefendiyi de biz sorsak, alimallah ona sorduğum her seferinde iflas ettim ben diyecek belki de. Evet. Yani dolayısıyla ikinci bir şahsı itham ettiği zaman birisi fukahanın usulü ikiniz gelin demektir. Evet. Tektir. Ama biz umumen hanım kardeşimizin eşini değil de genel bir soru sorduğunu kabul ederek. Bu probleme bir cevap kabul. Böyle bir problemde biz şunu söylüyoruz. Kur'an'da Şura suresi diye bir sure var. Şura suresi. Şura suresi şura yapmayı emreden bir ayet bulunduğu için içinde bu emri almış. Kur'an-ı Kerim yani şura ne demek? Bu iş nasıl yapılır diye görüş alışverişinde bulunmak. Bunun Türkçe istişare diye kullanıyoruz biz. İstişare etmek. Hanımefendi istişare diyor zaten. Kur'an-ı Kerim'in Şura suresinde Allah Teala müminleri bahsederken onlar namaz kılarlar ve emruhum şura beynehum işlerini istişareyle ederler, hallederler ve mimma rızaknahum yunfikun buyuruyor. Ve zekat verirler. Şurada bütün müminlerin 3 kişiyi idare eden, hatta 2 kişiyi idare eden, hatta kendi başına iş yapan bütün müminlerin bunu unutmaması lazım. Şura şu, namazla zekatın arasında bir yerde duruyor. Zekattan kıymetli, namazdan biraz düşük. Evet. Bu yani çok sıralama önemli. Da önemli hocam değil mi? Ayet, Kur'an'da ahenk var. Evet. Kur'an ahenk kitabı. Evet. Yani zekattan sonraya atabilirdi onu. Evet. Sure, o şura ayetiyle de başlayabilirdi. Bu anlamı vermezdi o zaman. Evet. Sahabe-i kiram kimdir? Namaz kılan, istişare eden, zekat veren adamdırlar. Ortayı çıkardın mı namazla zekat birleşmiyor. Evet. Boşluk olan bir Müslüman oluyorsun sen. Evet. Arada bir dişin çıkmış, dişin peltek konuşturuyor seni. Evet. Diş çekilmiş çünkü. İstişare ümmeti Muhammed'in karakteridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhını giymiş, hazırlığını yapmış bir konumda iken istişare sonucu olarak hadi öyle dediğiniz gibi olsun deyip Uhud'a gitti. Evet. Ama burada hanım bacımıza tavsiyem, bu konuyu sık sık eşiyle tartışıyorsa şeytan da eşine diyordur ki buna bir şey sorsan başına bela olacak zaten. Evet. Hiçbir zaman sorma iş yürüsün diyordur. Bir şeyi günde 10 defa söylemek yapılmamasını sağlamaktır onun. Evet. Yani değerini düşürürsün. Hanımefendi 2 ay hiçbir işe karışmasa 2 ay sonra eşi merak edip herhalde görüşüne başvuracaktır. Yani psikolojik bir boyutuna temas ediyorum. Bıktırmamaya çalışsın haddini bacımız. Haddini aşan zıttına döner. Haddini açtı de, demeyelim hanım kardeşimize de. Değil, dediğiniz ha, tabii, fikir anlamında tabii, diyorum. Tabii. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Evet hocam, aslında size doyum olmuyor. Siz ve siz de ilminize de doyum olmuyor ama gene arkadaşlar işaret ediyor. Programın sonuna geldik. Hayır ve bereket olur inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bize de şeref verdiniz. Kardeşlerimize buluşmak bizim için büyük bir nimet. Rabbimizin nimeti elhamdülillah. Bu buluşmalarımız dinleyen kardeşlerimizin duaları ahirette hasenatımızdan olur inşallah diye dua ederiz. Bir de emanet var üzerimde hocam. Özellikle annem sizin programları sürekli izliyor. Allah razı olsun. Kendileri selam gönderdiler. Dua edin inşallah. Madem öyle dua etsin. İnşallah. Yaşlıların duasına muhtaç. Bir de bu akşam Nurettin hocamız saat 7'de 19'da. Evet. Kapalı spor salonunda. Kapalı spor salonunda halka açık bir konferansı ya da vaazla diyebiliriz. Evimizdeki hazine. Evimizdeki hazine başlığında tüm halkımızı da davetli. Evet kıymetli izleyicilerimiz bir irfan ikliminde sonuna geldik. Hayırlı akşamlar, hürmetler.